Merhaba oyun severler lanetli kuleler etkinliği Diablo Immortal'a yeni gelen klanlar arası savaş etkinliği hakkında biraz daha detay bir video çekeceğim demiştim şimdi o videoyla karşınızdayım halen klanlar arası pvp 10'a 10'luk modu göremiyoruz ama biraz detaylar ortaya çıktı gibi ee, şimdi ortaya çıkan bu kısımlardan anlatacağım aynı zamanda eğer e, klanınız bir kuleye saldırıyorsa neler yapmanız gerektiğini veya işte bir kuleniz varsa bu kulenin içerisinden ödülleri nasıl alacağınızı da bu videoda göreceksiniz. Bu etkinlikle ilgili bütün detayları anlatacağız. Tabi yukarıda arkadaş kodum da gözüküyor. Bu arkadaş kodunu da arkadaşlar e, kullanabilirsiniz. Oyuna geri dönüyorsanız veya işte oyunda... Ee, yeni başlıyorsanız kullanabileceğiniz bir kod bunu kapatalım dikkat dağıtmasın şimdi kulelerle ilgili kısma isterseniz haritanın e, sanctum heykelinin hemen yanında buradan tıklayıp erişebiliyorsunuz veya arkadaşlar e, direkt olarak klan sekmesinden lanetli kulelere basıyorsunuz ve buradan da e, tıklayarak devam et veya gir şeklinde çıkacaktır. Buradan başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu menüde klan liderlerinizin bazı yapması gereken şeyler var. Ya da siz klan lideriyseniz sizin de yapmanız gereken şeyler var. Ee, kendinize bir kule seçiyorsunuz en başta. Yani bu etkinlik şöyle baştan bir anlatalım. 8 hafta sürüyor. İlk haftasında sadece kule seçimleri var. Ve bu kuleleri e, elde etmeye çalışmak var. Bu kuleler belli bir günün sonunda... Tamamlanıyor. Bizim şu anda tamamlandı mesela ve en fazla puan kasmış klana bir kule veriliyor. Kule size ait olan kuleler burada gözüküyor. Üstte iki tane aşağıda da meydan okunan kuleler gözüküyor. Bunun mor renklisi arkadaşlar. Bir farkı yok şu an için merak etmeyin. Sanıyorum en fazla iki kule bizde olabiliyor. İki tane de meydan okunabiliyor. Ekrandaki boşluklardan bunları değerlendiriyorum. Şimdi bir kuleye meydan okunduğunda ne oluyor onu bir gösterelim arkadaşlar. Bakın burada bir ilk kayıt safhası var. Bu kayıt safhası bitmeden klan lideri kuleleri değiştirebilir. Bu kulelerden birine kayıt oluyor. Bu kayıt süresi bitince de siz burayı işgal etme tuşuna basıyorsunuz. Bunu e, birazdan göstereceğim nasıl bir etkinlik olduğunu. Çünkü kendi kulemiz içerisinde de aynı ekrana gidebiliyoruz. Temelde fark yok. Ama boş bir kule bu. Mor olanlar tamamen boş. Ee, canavarlar var. Burayı kim işgal edecek klanlardan? Peki bu nasıl anlaşılıyor? Bu da böyle anlaşılıyor arkadaşlar. Buradan listeye bakılıyor. Kayıt olmuş klanlar bir liste içerisinde. Bu klanlar kayıt süreci bitince içeriği temizliyor. Bu temizlikte kazanılan skor 10 oyuncunun olmak kaydıyla toplanıyor. Buradan da okuyabiliyorsunuz. Birçok şey oyun Türkçe olduğu için okuyarak öğrenebiliyorsunuz. Çok zor değil aslında. Yani ilk 10 oyuncu en fazla puan toplamış 10 oyuncunun skorları toplanıyor. Ama burada şunu unutmayın. Temizleme aktivitesini yaptığınızda tek tek sayılıyor. Yani 3 kere temizlediniz. Birinde 500, birinde 350, birinde de 700 yaptınız. O zaman 700 puanınız. Yani hepsini toplayıp bir puan vermiyor. 700 en yüksek size ait bireysel. Ama klan da 700'ün üstünde 10 tane varsa o zaman sizin puanınız kullanılmıyor. Bunun çok bir önemi yok. Yani kimin ne kadar puan topladığını e, önemi yok. Sadece herkes görebiliyor ama şu anda kimsenin puanı olmadığı için gözükmüyor ama burada ufak bir büyüteç geliyor. Biz bakabiliyoruz işte kasaplardan en yüksek puanı kim yapmış, şeyden en yüksek puanı kim yapmış falan gibi bütün klanlar için izleyebiliyorsunuz. Yani oradaki listede gözükmek istiyorsanız, klana da faydanız olmasını istiyorsanız kasabilirsiniz. Şimdi o modu göstereceğim ama genel bir kuleleri de anlatmak istiyorum. O yüzden bölünmesin diye bir bitireceğim. Şimdi arkadaşlar ilk açılan kuleler burada böyle gözüküyor. Bizim ilk sezonumuzda 8 Nisan'da 2. Kanduras kısmı 22 Nisan'da da e, kuru bozkırlar açılacakmış yani o bölgelerde de aslında kuleler var çeşit çeşit ve bu kulelerde arkadaşlar e, açılacak ama belli bir süre sonunda açılacak bunu da böyle göstermiş olduk yani e, aslında birçok klan için Kuleler mevcut ama erken alanlar tabii daha avantajlı olacak. Çünkü muhtemelen bu kuleler seviye atlayacak falan filan. Bir de arkadaşlar kulelerin türleri var. Şimdi böyle hepsini bir koyalım şurada. Bakın burada e, şu mor gözüküyor. Morlar e, saldırılabilir kuleler. Yani nasıl saldırılabilir? Saldırılabilir demeyelim de. Yani yaratıkların işgal ettiği ve e, klanların en yüksek puanla... Topladığı PVE diyebileceğimiz bir sistem. Kırmızı kuleler ise klanlara ait. Bakın burayı void almış. E, klanlara ait kuleler, ama klanlara ait olduğu halde savaş yani meydan okunabilecek kuleler. Bu kulelerin iki türü var. Bir klan lideri açabiliyor. Yiğidin malı meydandadır diyor. Gelmek isteyen gelsin diyor. Açıyor. İkinci e, hali de şu arkadaşlar. Bazı kulelerin özelliği Legendary. Mesela bu kulenin özelliği efsanevi işte PvP hasar. %20 PvP hasar. Böyle işte e, Immortal süreçlerinde olsun Battleground'da olsun her yerde e, hasar artışı sağlıyor. O zaman... Bu kule çok iyi zaten yani en iyi kule bu herkes de bunu almaya çalıştı ama işte bir tanesi alabiliyor ee, iki tane vardı galiba totalde İki klan dışındakiler alamadı ee, ama çok değerli yani bu bonus her neyse bunun gibi değerli bonusları olanlara demiş ki oyun bunun sen üstüne yatamazsın bunlar meydan okumaya açık peki bu meydan okuma nasıl oluyor detaylarına çok aşırı girmiyorum. Perşembe günü meydan okuyan klanlar kendi arasında bir e, final yapıyor. Çünkü arkadaşlar e, cumartesi günü saldıracaklar ana klana. Yani buradaki örnek için Void'e mesela cumartesi günü saldırılacak ama kim saldıracak? Yani zayıf klanları da önüne çıkartmaktansa e, ön eleme yapılıyor. Ön eleme yapıldığı zaman işte yedekler falan da oluyor arkadaşlar. Yani bu şekilde gidip e, final turunda bu klanla kapışma çalışması yapılabiliyor. Yani öyle her klan da karşıya çıkamıyor arkadaşlar. Ee, i̇lk giden alır falan filan. Yani bu detayları okuyun. Yani özellikle klan lideri falansanız e, zaten önümüzdeki günlerde belli olacak. Ben yüzeysel anlatıyorum çünkü çok detay var. Ufak ufak saatler falan filan işte. Çok detaylı. E, ama kısa özet şu. Perşembe öneleme, cumartesi de kapışma. Bu şekilde. Buranın detaylarını çektiğim bir video oldu. Çok uzadı o yüzden fazla anlatmadım şimdi. Ee, kusura bakmayın yani niye detayını anlatmıyorum falan diyebilirsiniz. Sebebi bu. Peki ee, Legendary Kuleler ee, meydan okumaya açık. Diğerleri meydan okumaya açık değilse nasıl oluyor? Şimdi bunlar mesela meydan okumaya açık değil arkadaşlar. Çünkü bunun özelliği e, o kadar da şey değil. Bu pardon bunlar e, sonra açılacak kuleler. Ayın 8'inde falan. Hangisinden bahsediyorduk? Şunlardan mı bahsediyorduk? Bunlar da kayıt olacağımız kuleler. Nerede abi diğerleri? Şunu temizleyelim de göremiyoruz da. Şunu kaldıralım. Şöyle gösterelim evet. Bu kulelerde arkadaşlar meydan okuyamıyoruz. Neden meydan okuyamıyoruz? Bunun liderleri... İyi dinleme meydanda değildir diyor. Biz kendi kulemizle memnunuz diyor. Bu kuleler efsanevi olmadığı için bunlar zorunlu olarak çatışmaya açılmıyor. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Çatışmaya açmazsanız hem daha az ödül kazanıyorsunuz. Hem de ee, yaratıklar sürekli kulenize saldırıyor. O yüzden oyuncularınızın düzenli olarak... O yaratıkları temizlemesi lazım. Eğer bu yaratıklar %100'e ulaşırsa yani atıyorum çok aktif olmayan bir klansa böyle belirli bir süre hiç kimse temizlemezse bu sefer e, klanınız kulesini e, kaybediyor ve ortaya düşüyor kule. Daha sonra da insanlar saldırabiliyor. Mesela boşta olan bazı kuleler sonradan açıldı. Yani biz bunlara böyle kaydolduk. Peki nasıl ödüllerinizi alıyorsunuz? Bunu da gösterelim. Şimdi klanınızın arkadaşlar bir ana ödülü var. Bu pasif zaten iş yapıyor. Bir e, haftalık ödülü var. 3 kere sandık açıyoruz. Bu sandıklar arkadaşlar efsanevi ise biraz daha güzel oluyor ama bana crest çıkmadı mesela. E, efsanevi olmayan e, kulelerde bu rare crest'e dönüyor ama yani çok önemi yok çıkmadı çünkü yani gerçekten Garanti vermiyor bunları Set item falan çıktı güzel şeyler var yani 3 adet sandık her hafta alabiliyoruz Bir puan topluyoruz bunu Yine az önce anlatacağım dediğim kısımda ya puan toplamak için yapacağız bunu ya da Diğer kuleyi ele geçirmek için yapacağız şimdi ele geçirmek açık değil 6 saat sonra açılacak o nedenle Biz bu Puan toplama kısmında göstereceğiz aynı şey yapılıyor her neyse buradaki puanlar ya bu şekilde toplanıyor ya da burada bir sanal bebek kısmı var arkadaşlar. Bakın 3 adet o puandan biraz XP biraz da Gold birikmiş. Bunun birikme oranları şurada yazıyor. Saatte 600, 10 saatte 6000 Gold işte bir miktar XP her saatte ve bir miktarda katkı puanı yani akşam yatarken oyun açık olması gerekmiyor. Kapattınız oyunu, bıraktınız. Bu kendi kendine birikiyor. Biraz daha güzel şeyler birikse daha tatlı olurdu. Yani biriken altın miktarı bence düşük. Ee, ama sonuçta buraya birikebiliyor. Yani siz herhangi bir şey yapmadan bile bu sandıkları alabiliyorsunuz. Ama temizleme yoluyla almak çok mantıklı. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bunu gir yaparak yapıyoruz arkadaşlar. Gelin burada girelim nasıl olduğunu görelim. Şimdi bu mahsene ilk girişinizde size bir eğitim kısmını oynatacak. Onu yapmayı unutmayın arkadaşlar. Burada şimdi neler var? Burada bir mangal var. Topladığınız lanetli kristalleri buraya atıyorsunuz. Bir seferde topladığınız sayılıyor ve bu sayılan şey atıyorum 500 sizin oradaki listeye giriyor eğer ilk ondaysanız. 600 yaptınız listedeki 600'e dönüşüyor yani tekrar tekrar istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz ayrıca burası farm yapmak için de güzel zaten demirci olmasından belli Silah deposu da konmuş burada mesela e, Tek kişiyken at kullanıyorum ben Partiyle girersem böyle bir build kullanıyorum genelde partiyle girmek daha iyi onu da söyleyeyim e, Ama ben nasıl yapıldığını ilk bir anlatayım sonra parti kısmına falan geçeriz Şimdi arkadaşlar Haritada böyle mor bir şey var. Gördüğünüz gibi mor bir nasıl diyeyim kule var. Onu almadan yaratıkları kesemiyoruz. Mesela çıktım şimdi vuruyorum hasara karşı bağışıklık diyor. Lanet kaynağı bulmadan yani o mor kulelere dokunmadan bunları kesemiyoruz arkadaşlar. O yüzden hemen oraya gideceğiz. Hız önemli. Bakın burada süre var. Ben şu anda göstermek için yaptığım için ee, çok ideal biçimde yapmıyorum ama hız önemli Bunu açtığım zaman artık bu yaratıkları kesebiliyorum Burada bu buildiniz falan çok önemli mesela partiyle ile yapıyorsanız Hız veren partiye e, barbar varsa daha hızlı geziyorsunuz bu da Size avantaj sağlıyor arkadaşlar ben mesela tek yaparken böyle at kullanıyorum ki Bu şekilde daha rahat e, toparlayayım. Hemen boss'u da göstereyim arkadaşlar. Boss da önemli olacak. Şimdi buradan açayım bakın. Karardığı zaman vuramıyorum. Hemen açtım kararma gidiyor. Süre azalıyor. Süreyi bir şekilde arttırabilirsem güzel olacaktı ama süreyi arttıramadık. Tekrardan başlarız şimdi. Şimdi arkadaşlar bu bittiği zaman etrafta yerde bıraktığınız taşları toplamayı unutmayın. Çünkü taşları toplamazsanız Direkt olarak şu tuşla dönebiliyorsunuz mangala. Bir daha çıkamıyorsunuz. Yani yerde kalan taşlarınızı toplayın. Süre bitse bile taş toplanıyor. Süre ee, yani süre biterken hatta taşları yerden almanıza gerek yok. Ama asıl önemli nokta ben size sürenin nasıl arttırıldığını göstermeye çalışacağım. Bu şimdi şöyle oluyor. Genelde elit yani mavi veya sarı canavarlarla Süreyi uzatabiliyoruz. Peki bunları nereden bulacağız ve nasıl olduğunu göstereceğim. Yerlerde orblar düşüyor. Bossumuz burada. Bakın bossa da vuramıyoruz. Bu bossu keserseniz baya bir süre veriyor. Ama e, arkadaşlarınız olmadan, parti olmadan çok zor. Çünkü e, bunun canı fulleniyor arkadaşlar. Bakın orb geldi. Biraz sürem arttı. Yani bu bossu ben tek başıma şu anda kesemem. Çünkü e, birazdan... Kararacak etraf ve etraf karardığı zaman benim bu boss'u e, kesemediğim için tekrardan e, bir aydınlık, aydınlatma yeri aramam gerekecek. Bu aydınlatma yerini bulamamış olursam da canı fullenmiş olacak arkadaşlar. Hemen yakında bir yer var bir deneyelim olursa olur ama olmazsa da e, çok önemli değil. Evet şu anda sıfırlanmamış iyi belki kesebilirim hemen deneyelim. Süre 13'e kadar düştü. Şimdi bu süreyi bakın süre arttıran bir orb aldım. 16'ya kadar tekrardan çıktı. Yani bu orblar aslında süreyi arttırmamı sağlıyor. Ama ee, yani şey olarak yetmiyor arkadaşlar. Bakın süre bitsin bu taşları ondan sonra alayım isterseniz. Evet mangala dön dedi. Mesela ben şimdi buradaki o kuleyi açtığımda yere düşen parçacıkları vakit kaybetmemiş oldum. Kulenin e, süren bitince toplamış oldum. Peki bunu daha efektif nasıl yapacağız? Ben bunu bir kez daha göstereceğim arkadaşlar. Çünkü orpları anlamanız için e, ekstradan bir yapmak istiyorum. Konuşurken gerçekten yapmak zor. Bunu nasıl efektif yapacağız? 4 kişiyiz. Buraya geleceğiz böyle. 4 kişi aynı anda aynı yere gidip. Ee, bar bar varsa hızlandırma vererek daha da güzel olacak arkadaşlar 4 kişi aynı anda gidip e, Önce kuleleri bulacağız Daha sonra da arkadaşlar e, Boss'u kesebiliyorsak Kesmek lazım boss çünkü önemli Burada çeşitli yöntemler var işte e, farm yapar gibi belli bir bölgeyi map'i Dönenler var İşte ne bileyim önce boss'u kesmeye çalışanlar var Önce etraftaki bütün e, kuleleri bulup açıp kesebildiği kadar yaratık kesip en sonunda bayağı bir uzun süre e, etraftaki yerdeki e, parçacıkları toplayanlar var arkadaşlar lanetli kristal İngilizce adı aklıma geliyor hep kusura bakmayın. Yani bu şekilde e, çeşitli yöntemler var. Size en iyisi hangisi onu bulun ama Ekip arkadaşlarınızla partideki arkadaşlarla yan yana gezmeniz önemli. Neden önemli? Çünkü bakın 10 saniyelik küre düşüyor. Bu küreyi ben burada keserken benim arkadaşım ileride takılıyorsa gelip almayı unutuyor, göremiyor. E öyle olduğu zaman da arkadaşlar kasamamış oluyor. E, buralarda 4 kişiye kadar olabiliyorsunuz başkaları da girmiş olabiliyor klanınızdan İster onlarla parti yaparsınız isterseniz önden parti yaparsanız ekibi çağır dediğinizde sizi aynı dörtlü e, tutuyor arkadaşlar şu yukarıdan ekibi çağır dediğinizde bakın süreyi şu anda biraz daha rahat arttırıyorum neden çünkü çok daha fazla mavi yaratık kestim şimdi sarı yaratığı da keseceğim. Ama şu an bağışıklık kazandı. Hemen gidiyorum. Hemen gidiyorum. Bunu açıyorum ve buradakileri de kesiyorum. Şu an mesela bu build özel bir build arkadaşlar. Yani burada ben bununla 700-800 falan yapabiliyorum tek başıma. Ama dediğim gibi dörtlü girerseniz çok daha fazla alabiliyorsunuz. Tabi dörtlü de mesela atım olursa diğer ekip arkadaşlarım yetişemediği için iyi olmuyor. O nedenle ee, yani artık kendinize nasıl uydurursanız iki kişi yapanlar da var ee, ama ideali dört kişi onu söylemek lazım. Ee, çok ciddi puanlara ulaşanlar var yani klan listelerinde ben baktım 2700 falan gördüm yani ee, baya iyi süreler var belki daha yüksekte yapanlar olmuştur. Yani bu noktada e, zaten bunun püf noktaları bence daha fazla da artacaktır yani bir seferlik kalacağını ben sanmıyorum bunun. Çünkü her sezon olacağı için insanlar bunu yavaş yavaş daha optimize yapacaktır. Bu iltler gelecektir daha hızlı kesmek için, daha rahat temizlemek için. Ama bosu kestiğinizde güzel bir miktar süre artışı sağladığı için en kolayı 4 kişi yapmak gibi duruyor şimdilik. Daha sonra siz bu taşları toplayabilirsiniz. Yani mesela şimdi bunu buradan almaktansa yaratıp kesip süreyi uzatmak daha avantajlı. O nedenle bunları toplamakla vakit harcamıyorum. Ama daha sonra gelip buradan almam lazım. O nedenle rota belirlerseniz tekrar tekrar oynadığınızda rahat edersiniz. Çünkü nereden geçtiğinizi bilmezseniz bütün haritayı dolanmanız lazım. Bir de bütün haritayı dolanırken. Şöyle bir sıkıntı da oluyor. Mesela şu mangal bölgesine girerseniz yanlışlıkla tekrar çıkamıyorsunuz. Bu taşları tekrardan almanız gerekiyor. Yani kaybetmiş oluyorsunuz. O nedenle dikkat edin toparlarken zaman bitince de tekrardan alacağız birazdan şimdi bağışıklık varmış. Bu etrafta bakın kule bulmak zorlaşıyor zamanla, yani bir noktadan sonra kaybediyorsunuz zaten süre bitti şimdi süre bittiği halde gideceğim Oradaki taşları toplayacağım mesela ee, Bu şekilde de videoyu kapatmış olacağız bak bulamadım taşları nerede olduğunu falan burada mıydı Şuradaydı galiba Aha, aynen bakın buradan aldım taşları Yani bu şekilde ee, Ne kadar yüksek yaparsanız o kadar iyi ama her yapışınız ayrı değerlendiriliyor. En yüksek yapışınız da klan içerisinde değerlendiriliyor. Bu arada şu anda bu bende gözükmeyecek. Neden gözükmeyecek? Çünkü ben şu anda klan'a e, destek noktasındayım. Yani bir saldırı yapmadığımız için, diğer klanlarla bir şey yapmadığımız için ben şu anda sadece e, bu klan sekmesinde arkadaşlar. Ee, kendi klanıma bir miktar eklenti yaptım buradaki rakam büyüdü 1500'ün üstüne çıkınca bir avantajı da yok herhalde zaten ee, Ama 1500'e getirdiğinizde 3 tane bu sandıktan açıyorsunuz Haftalık ödülünüzü de almış oluyorsunuz ben beğendim açıkçası yani Kule işi e, Biraz bizi e, şey yapacak Nasıl diyeyim bizi biraz e, oyalayacak hani sıradanlaşan böyle yavanlaşan oyuna bir ekstra katkısı oldu artı kendi e, klanımızın içinde de yani mesela balinalı bir klandaysanız genelde her şeyi o kişiler yapıyor ama burada mesela o ilk ona girebiliyorsunuz yani çok balin olmanın müthiş avantajı yok biraz var tabi ama yine ilk ona girebilirsiniz yani orada bir Faydalı olma hissiyatı işte ne bileyim birçok şey olacak tabi yine pvp kısmı da olacağı için o balinalar orada öne çıkacaktır ee, önümüzdeki günlerde belki bizim kulemizde e, challenge'lanacak işte meydan okunacak. Burada yazıyor zaten bunlar mülkiyeti için meydan okuyabilir başarısız olursa yani karşı klanı karşı başarısız olursak savaşta kaybedeceğiz cumartesi akşamları bayağı dolu olacak gibi diyaable immortalda. Ee, hadi bakalım diyelim yani her şeyi de gösterdim. kulelerle ilgili diye düşünüyorum. ödülleri falan gösterdik. Şu filtreyi kullanarak inceleyin zaten Serverınızda farklı şeyler olabilir. Ama yani bu kule sistemi bayağı etkili olacak. Ee, belki işte istediği kuleye sahip olamadığı için klanlar arası değişim olabilir çünkü gerçekten çok kolaylaştı diğer klana direkt olarak başvuru atılabiliyor şu anda ee, ve o klan lideri kabul ederse de Klanınızı değiştiriyorsunuz. Önceki gibi çıkayım sonra tekrar gireyim durumu yok. 12 saat bekleyeyim falan. Bu da tabii klanlar arası geçişleri çok avantajlı hale getirdi. E yani %20 PvP hasar artışı da birçok oyuncu için cazip olacaktır. Bakalım önümüzdeki günlerde klanlar içerisinde değişimler. Yine... İşte bu kuleyi sen aldım, ben aldım klanlar arası müttefiklik bozulmaları. Bunun gibi şeyler yaşanabilir gibi duruyor. Ama ben genel olarak şeyi beğendim. Ee, yani buraya gelip sırf farm bile yapabilirsiniz. Biraz eğlenceli bir yaratık kesme mekanı olmuş. Ee, yani siz de düşüncelerinizi yazarsınız arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.